Değil abi. Pardon hocam, size demedim. Başlayayım mı yoksa? Aslında iyi başardığımız, çok da gol pozisyonuna girdiğimiz bu maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor zaten. İyi oynuyoruz. Çok pozisyon buluyoruz. Zaman zaman az pozisyon veriyoruz rakibe ama bir tane geliyor, sizi buluyor. Ama hakem arkadaşlara bir şey demek lazım. Yani ben hep söylüyorum ya, bizim maçın başındaki röportajımda da aynı şeyleri söyledim. Yani bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor ya. Öyle şey olur mu ya? Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giren oyuncu durdurulursa faul verilmez mi? Yani sorun 13 tane yukarıdaki hakem arkadaşın görevine son vermek değil. Aşağıdan gelen 33 tane var, 43 tane, 63 tane var arkadaşlar ya. Böyle şey olur mu? Sorun oradan kaynaklanıyor. Asıl bilmişler aşağıda. Aslında fırsat işte, önünüze çıktı bu. Önünüze çıktı, 13 tane arkadaşınız yok, onların yerini alın. Bunu demek istiyorlar size. Ama bazıcık baskı görüyorlar, hemen değişiyorlar. Kaybetmiş olabiliriz, önemli değil. Kaybetmek önemli değil, değerli olmak önemli arkadaşlar. Ben onun peşindeyim. Bunu yaptığımız için değersiz oluyoruz. 3-0, 4-0 içeriye girecek olduğumuz ilk yarıda 1-0 içeriye giriyoruz. İkinci yarı bir baskı. Duran toplar. Anlamsız avantajlar, avantaj olmayan pozisyonların kesilmesi. Yani oynama, dur, kaybet, hazır ola, geç, evine dön. Biz de şimdi öyle yapıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.